Efendim Türkiye'nin dört bir yanında iki gündür orman yangınları mevcut. En çok da Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını şehrin içerisine doğru ilerledi. Son durumla ilgili bize bilgi verir misiniz efendim? Evet, ilk önce ülkemizin gerçekten son yıllardaki yaşadığı en büyük felaketlerden birini yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında birçok orman yangınımız var. Özellikle Manavgat bölgesindeki çok büyük, Antalya'daki Manavgat bölgesindeki. Buradan ilk önce bu yangınlarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten canını kaybedenler var, malını kaybedenler, evini, arazisini, serasını, yani birçok vatandaşımız ya can ya mal kaybına uğradı. Buradan tüm vatandaşlarımıza ilk önce yaşayanlara geçmiş olsun, Allah'tan rahmet, ölenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailelerine de başsağlığı diliyorum. Tabii ki itfaiyecilerimiz, zabıtalarımız, askerlerimiz son derece ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak tabii ki bunu esas araştırmak gerekiyor. Bu arada bugün Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul programını iptal edip yangın bölgelerine hareket etti. Bugün gün içerisinde Antalya'da olacak. Daha sonra diğer yangın bölgelerine gidecek. Yerinde olayları tespit etmek adına, afeti görmek adına. Bunun yanında vatandaşlarımızın tabii ki ilk önce bu olaydan dolayı gördükleri canları tabii ki giden canları geri getiremeyiz. Ama en azından gördükleri maddi zararların karşılanması adına hem hükümetin hem de Tarım Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın bir an önce göreve davet ediyorum. Tabii ki bu bittikten sonra da esas birçok vatandaşımızın aklındaki soru şu: bu yanan yerler acaba kasti mi yapıldı? Kasti yapıldı veya yapılmadı veya bir şekilde doğal olaylarla meydana geldi. Bunun iyi bir şekilde araştırılıp varsa suçluların bir an önce takibi yapılıp gerekli hukukun önüne, yani hakimin, savcının önüne çıkarılması lazım. Bunun yanında bu yaz aylarında olduğundan dolayı bence Sayın Tarım Bakanı'nın çok daha önlem alması gerekiyor. Nedir? Bütün ormanlarımız, artık teknolojimiz gelişti. Dronlarla takip edilmesi lazım. Belirli hassas noktalara daha fazla bekçimizin, ne diyeyim, orman görevlimizin yerleştirilmesi lazım. Bu işin teknolojiyle, özellikle de drone ve uydu kanalıyla takip edilmesi lazım. Onun için Tarım Bakanlığı'nın daha teknolojik kullanması lazım. Yeni uçakların alınması lazım. İşte uçak, yani biliyorsunuz geçen yılki İzmir'deki yangınları unutmadık. Sayın Tarım Bakanı yine aynı Tarım Bakanı'ydı. Uçağın motoru yok, bilmem nesi yok vesaire. Bu tip bahaneleri buydurdu. Bakın biz madem koskoca ülkeyiz, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Akciğerlerimizi besleyen, hava üreten ormanlarımızı korumak adına ne kadar yangın söndürme uçağı gerekiyorsa, ne kadar helikopter gerekiyorsa bütçeden bunun ayrılması ve de bu uçakların ve bu tesisatın tamamlanması, alınması gerekmektedir. Onun için Tarım Bakanlığı da siz değerli basın mensupları aracılığıyla göreve de davet ediyorum. Ben tekrar, en önemli bir konu, eğer bu yakılan yerler rant için, bir otel yeri için veya başka bir amaçla kullanmak için, bir tesis için herhangi bir amaçla yakıldığını tespit ediliyorsa, bunun adı kim olursa olsun, hükümete yakın olsun olmasın, ister belediye başkanına yakın olsun, ister hükümete yakın olsun, ister milletvekiline yakın olsun, kim olursa olsun bir an önce bulunup gerekli önlemler alınıp gerekli hukukun önüne, hakimin önüne çıkarılıp cezası verilmeli ve de o yakılan yerin en az 10 katı da cezasıyla bu ağaçlandırılmalı diye özellikle altını çiziyorum. Yanan her yerin yerine getirilmesiyle ilgili Sayın Tarım Bakanı'nda görev verdiriyorum.